Herkese selamlar, ben Yusuf. Kanalımda bildiğiniz gibi hem elektrikli araçlarla ilgili hem performans araçlarla ilgili videolar çekiyorum. Bir de geziler meziler. İsterseniz onlara bakabilirsiniz. Şimdi Mini Countryman elektrikli İstanbul'dan Bodrum'a doğru seyahatimde bir deneme yaptım. 90 kilometreyi geçmeyecek şekilde yolculuk yaptım. Ve verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Devam eden yolculuğu da yine böyle ara ara çekimler yapacağım. Yani İstanbul Mecidiyeköy'den %100 şarjla yola çıktım. Şu an şeyi dolandım. İzmit üzerinden geldim. Köprüye falan, otobana hiçbir yere girmedim. Sadece Bursa'nın içerisindeki ücretsiz otoban kısmına girip çıktım. Şu an 12.5 ortalamayla gidiyorum. 90 kilometre bende neyi ifade ediyor derseniz şöyle. 90 kilometrenin üzerine gaza basarak çıkmadım ama yokuşlarda şimdi mesela şöyle cruise kontrolüyle boşa çıkartarak 90'ın üzerine çıktım ve tekrar yavaşlarken 90'a geldiğinde tekrar cruise kontrolü alarak devam ettim gibi düşünebilirsiniz. Tabii çok dik yokuşlarda böyle 70'lerde falan devam ettim gibi bir yolculuk. 5 saat 42 dakikalık bir sürüş gerçekleştirmişim şimdiye kadar. 384 km menzil oldu ve %20'nin üzerinde de şarjım var. Gördüğünüz gibi %24 bir şarjım var ve yaklaşık 3-4 kilometre sonra burada AVM varmış, burada Balıkesir'de. Ona gideceğim ve Watt'ta şarj edeceğim. Watt biliyorsunuz şu an 8 lira. Diğerlerinden bir %20 bir ucuzlukta bir şarj imkanı var. Gidip orada şarj edeceğim. Ve buraya kadar olan bölümü de size çekmek istedim. Yani %24, %76 şarjla 385 kilometre yaptı. Yani aşağı yukarı 12-12.5'larla 500 kilometreye yakın bir menzil elde edilebiliyor. Ben size buradaki kullanım taktiğimi de anlatmak istiyorum. Yani ben uzun yolda ayağımla da bu ayarları yapabiliyorum. Ama cruise kontrolle yaptığım ayarlamalarla arasında çok büyük aman aman bir fark yok. Fakat ayağımla tek pedal modunda veyahut da işte akıntı modunda, D modunda kullanmamda adaptif cruise kontrol arasında çok fazla beni hem zihinsel hem de fiziksel olarak yorduğu için adaptif cruise kontrolle bir yöntemle devam ediyorum. Bunu da sizlere sistemimi açıklayayım. Şimdi bu yolculukta örnek veriyorum, adaptif cruise kontrole tasarruf yapmak istediğim tasarrufa veyahut da işte mola vermek istediğim yerlere göre bir hız belirliyorum. Bugünkü hızım da 90 kilometreydi bu. 90 kilometre adaptif cruise kontrolle devam ettiğimi düşünün. Devam ederken düz yollarda 90 km ile gidiyorum. Yokuş çıkarken bazen yokuş çok dikse 90 km'den aşağı doğru tek tek böyle aşağı ala ala bir düşürerek yokuşu bitiriyorum, atıyorum 60'larla. Yokuş aşağı inerken de adaptifi devreden çıkartıp cruise kontrolü devreden çıkartıp adaptif rejenerasyon ile aşağı inerek arabayı akıtarak hiç gaz pedalına dokunmadan bizdeki sistemi kullanarak çıkabildiğim kadar hızlara çıkıyorum. 130-140 da olabilir, 110 da olabilir, neyse. Ondan sonra düzlüğe veya yokuşa geldiğinde tekrar 90'a gelmesine kadar bekliyorum. Tekrar adaptife basıp 90'da arabayı yakalıyorum. Dolayısıyla oradaki tasarruflardan da enerji hasatı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde bir sürüş sistemi geliştirdim mi diyeyim artık, ya da siz de yapabilirsiniz. Yapıyorsunuzdur belki de. Bu şekilde ben çok hassas bir kullanım verisi elde edebiliyorum. Ben bu 90'ı ne kadar düşürürsem buradaki veri o kadar düşüyor. Ne kadar arttırırsam da o kadar artıyor. Gelirken de bunu 110 olarak belirlemiştim. 110 ile mesela ortalamam 16.5-17'ler gibiydi. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi bu seyahatteki bu kullanımla verileri size Bodrum'da da vermeye devam edeceğim. Şimdi Watt istasyonuna gidip bir şarj edeyim, bakalım nasıl olacak. Şimdi gördüğünüz gibi Burada Voltran şarj var, ZES var ve Watt var ama Watt nedense kendini göstermek istemiyor. Yani şu Voltran'ın hemen yakınında olmasına rağmen bayağı 5-6 dakika otoparkın içerisinde gezdim, müşteri hizmetlerini aradım, sordum nerede burası diye. Çünkü uygulamada tam olarak yeri belirtilmiyor. Konumda AVM'nin önüne kadar getiriyor. Dolayısıyla Watt'ın böyle kendi yerini belirtmek için hem uygulamada bulunduğu yerin resmi, şu katı, numarası vesaire onları eklemesi lazım. Detaylı adres eklemeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
Burada şimdi benim şarj %92'ye gelmiş. Anladığım kadarıyla. Yok, benimki %89. 38'e şarjı. Burada maksimum 60 yaptı diye anladım ben. Ama işte 48 dakikada %90'a kadar gelmiş. Şimdi buradan çıkacağım. Bakın bir de Torbalı'da watt var. Bir de orada gireceğim. Egecan Petrol'dü galiba. Oradan daha girmeme gerek kalmaz. Hatta burada yani %100 yapıp gidebilirim diye düşünüyorum ama yine de tıkı tıkına gitmeyelim. Orada garantiye alalım. Belki yolda hız yapmak isteriz değil mi? Durum böyle. Burası hakkında söyleyebileceklerim. Şimdi şarjdan itibaren olanı size zaten yolda göstermiştim. Bir sonraki durakta ikinci şarjdan itibarenini göstereceğim. Bir de sürüş başlangıcı seçeneği vardı bildiğiniz gibi. Sürüş başlangıcı da benim İstanbul'dan çıkıp Bodrum'a varmamı komple kapsayacak diye düşünüyorum. Onun dışında bir de Bodrum'dan İstanbul'a gidiş geliş toplamda nasıl bir veri elde ettim. Belki ona da bakarız. Onu da individual olarak seçmiştim. İzlemeye devam edin bakalım nasıl gidecek bu yolculuk. En azından 90 kilometre civarlarındaki hızlarla bayağı ekonomik olduğunu düşünüyorum. Burada da bir veri eklemiş olayım. Güzel bir şey oldu. Burada Citroen'in arabası var. Bu arabayla ben aynı anda girdik şarja. O hatta böyle bir 3-4 dakika önce girdi. Ben aynı sürede 45 dakika yani 45 kilowatt çekim yapmışım. O 40 kilowatt, 5 kilowattlık bir fazla doldurma gerçekleşmiş. Aynı şartlarda dolum yaparken belki bir değişik bir veri olmuş olur size. Tekrar selamlar arkadaşlar. Şimdi Egemen Petrol'deyim yine. Gelirken de yani İstanbul'a giderken de buna girmiştim. 13 dakikalık bir şarja girdim. 14 kilowatt aldım. Şu an 200 kilometre menzilim var. 220 kilometrede yolum var. Bu şekilde yola çıkacağım. Burada geçen geldiğimde de 60 kilowattın üstünde vermiyordu. Yine 60 kilowattın üstünde vermiyor. 61'lerde falan yani devam ediyor. Durum bu şekilde. Ben yolda gelirken bu şarjdan sonraki verileri size okumayı unuttum. Ama Balıkesir'den buraya ortalama yine 90 kilometre çevresinde gezerek yaklaşık diye hatırlıyorum yani 14 ortalamayla geldi. Bakalım bundan sonrası nasıl gelecek, nasıl devam edecek yani. En son sonucu genel tabloda göreceğiz. Dolayısıyla 12,5 ortalamayla Balıkesir'e geldik. Balıkesir'den buraya kadar 14 ortalamayla geldik. Bundan sonrasında merak ediyorum açıkçası nasıl bir ortalamayla gideceğiz. Böylece 3 parçaya ayırmış oldum kafamda yani. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yol bitecek. Az kaldı. Bodrum'a geldik ve yolculuğumuz tamamlandı. Şu an evin önüne geldim ve şarjı takacağım. Yüzde kaçla bitirdik? %12 şarjla eve vardım. Güzel bir hesaplama yapmışım kendi kendime. Şimdi bu, yani biz şöyle değerler elde ettik bu yolculuğumuzda. 90 kilometrenin çevresindeki hızlarla yol aldık. Yani 80, 90, 100 gibi düşünebilirsiniz. Ve sürüş sisteminden sizlere bahsettim nasıl kullandığımı. Bunu farklı hızlarda yaparak o günkü şartlara göre değerlendiriyorum. Şimdi şarj itibariyle yani en son yaptığım şarjla ilgili kayıt burada. Bu sürüş başlangıcı benim İstanbul'dan yola çıkışımla ilgili. 823 kilometre olmuş. Yani 824 kilometre yol almışım. Ve bunun için 12 saat araba kullanmışım. Benim o biliyorsunuz rekor denememde 12 saat kullanıp İzmir'e varmıştım ama 670 kilometre kadar bir menzil elde etmiştim. Bu şekilde gittiğimizde de 13.5 kilowatt sarfiyat gerçekleştirerek bu yolculuğu yaptık ve 90 kilometrenin çevresinde bir hızla yol aldık. Kimi zaman 130-140 da yaptık. 80'e 70'e de düştük ama 90 kilometre cruise kontrolü kullanarak videonun başında anlattığım şekilde ilerledim. Bu 13.5 değerini şununla ben kıyaslıyorum. Zoe ile ben aynı bu şekilde kullanarak gidip geliyordum ki hani olabildiğince uzun süre arabayla gideyim ve şarjda fazla beklemeyeyim diye. Çünkü o yavaş şarj oluyordu. Onda 12,5 yakalıyordum bu kullanım tarzıyla. Bunda 13,5 oldu. Yani neredeyse Zoe'ye kadar tasarruflu bir kullanış oldu. Hava sıcaklığı yol boyunca 10 derece ile 18 derece arasındaydı ama genellikle 13-14 derecenin üzerindeydi. Birkaç yerde 10 dereceler gördü. Öyle bir hava sıcaklığında ideal hava sıcaklığına
yakın bir hava sıcaklığında ilerledik. Güzel bir seyahat oldu. Burada benim tespitim şu. Yolculuğun en az, yani en çok tasarruflu gidilen bölümü Balıkesir'e kadar olan bölümdü. Çünkü orada ortalam 12,5'tu. Ondan sonraki bölümde 14,5 ve 15 kW olarak iki tane 200 kilometrelik sürüş yaptım. Bunlar da değeri 13,5'a çekti. Dolayısıyla böyle değerlendirebilirsiniz. Bunun hakkında başka verebileceğim detay var mı? İnanın şu an aklıma gelmiyor. 12 saat araba kullanıp eve vardım sonunda. Ve şimdi dinlenme zamanı geldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımı takip edebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Böyle size sadece arabayı göstererek çekimler yapıyorum ama bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü söylediğim şeyler önemli diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.